dönüşüm kanununa tabi bir alanda kalmasına kadar yapı kayıt belgesi yapınızı koruyor. Bu şu demek, yapınız fiili olarak ortadan kalktığı takdirde yapı kayıt belgesiyle herhangi bir imar hakkı iddiasında bulunamıyorsunuz. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği imar barışı bilgilendirme toplantısı da ETSO Konferans Salonu'nda yapıldı. ETSO üyelerine yönelik düzenlenen toplantıda İmar Planlama Şube Müdürü Şehir Plancısı Hatice Zuhal Ölmez tarafından imar barışı hakkında bilgi sunuldu. İstanbul Tarihi Yarımadası'nda bulunan ve kanunun ekinde tanımlanmış olan bölgede bulunan yapılar, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bulunması hakkında kanunun tanımladığı alanlarda da yapı kayıt belgesi başvurusu yapılamıyor. Yapı kayıt belgesi almak suretiyle imar barışından faydalanmış olacaksınız. Şimdi burada öncelikle imar barışından kimlerin faydalanamayacağını aktarmaya çalışacağım. Burada söylediğim istisnalar dışında kalan bütün yapılar, kır kent ayrımı yapılmaksızın köylerde ve kent merkezlerinde imar planı aranmadan tarla vasfında... Ölmez, imar barışının 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsadığını, başvuruların ise E-Devlet üzerinden gerçekleştirildiğini kaydetti. İmar barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulan yapı kayıt belgesiyle ilgili de bilgiler veren Ölmez, bu belgenin imar açısından ayrıca bir hak sağlamadığını, yürürlükte olan imar mevzuatı hükümlerince uygulandığını ifade etti. İmar barışından faydalanabilmemiz için bir de takvim kriteri var. Bu takvim kriteri şu: 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapınızın yapılmış olması gerekiyor. Bu yapı ruhsatsız olabilir, ruhsat ve eklerine aykırı yapılmış olabilir. Ama 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olması gerekiyor. Yani bu tarihten sonra imalatına başladığınız yapılarınız için yapı kayıt belgesi başvurusu yapamıyorsunuz. Toplantıda verilen bilgilere göre imar kanununa göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek, yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Bu arada üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşımazlarda bulunan yapılar, hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılarla 3194 sayılı imar kanununun geçici 16. maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar imar barışından faydalanamayacak. İmar barışı için müracaatlar 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılabilecek. Yapı kayıt belgesi ise yapının yeniden yapılanması veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak. Bütün bu kriterleri sağladığınız yapı kayıt belgesine başvurabilir durumdasınız. Peki bu yapı kayıt belgesi size ne sağlayacak? Yapı kayıt belgesi aldığınız takdirde öncelikle şantiye elektriği olarak halk arasında tabir ettiğiniz inşaatınızı yaparken kullandığınız elektrik, su bedellerinden mesken kullanımlarına geçebiliyorsunuz. Yani yapı kayıt belgenizle ilgili idareye başvuru yaptığınızda elektriğiniz, suyunuz ve doğalgazınız binanıza bağlanacak. Eğer yapınızla ilgili imar kanununa dayanarak alınmış bir yıkım kararı varsa ve binanız için kesinleşmiş bir para cezası söz konusuysa, yapı kayıt belgenizi ilgili idarenize ilettiğiniz takdirde, ruhsat vermeye yetkili idareye ilettiğiniz takdirde bu bahsettiğiniz yıkım kararı ve cezalar o belgeye dayanılarak idare tarafından iptal edilecek. Öte yandan Edirne'de yapı kayıt belgesi başvuru sürecinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de imar barışından faydalanmak isteyen vatandaşa danışmanlık hizmetini sürdürüyor. Hazine arazilerinde bu bahsettiğim istisnalar dışında kalan hazine arazilerinde satış talebinizi yapı kayıt belgenizle birlikte bakanlığa yapacaksınız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na. Bakanlığınız rayiç bedel üzerinden yapı kayıt belgesi sahibine direkt satış yapacak. Dönüşüm kanununa tabi bir alanda kalmasına kadar...